Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda zafere ulaşmak için cepheden cepheye koşturduğu 1975 kilometrelik zorlu mücadele belgesele aktarıldı. Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş adlı belgeselde zorlu yol kimi zaman at sırtında, kimi zamansa 1920 model bir arabayla kat edildi. İlk gösterimi İstanbul'da gerçekleştirilen belgesel büyük beğeni topladı. Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere ulaşmak için kat ettiği zorlu 1975 kilometrelik yol belgesele aktarıldı. Belgeselci Alp Armutlu'yla yönetmenler Nazım Doğan ve Sinan Çevik tarafından hazırlanan Zaferin Yolu Ruhundaki Ateş belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı. Ankara'dan İzmir'e kadar işte Türk ordusunun ne şekilde vurduğunu, ne şekilde sonuçta bu çalışmanın, çatışmanın gerçekleştiğini, nelerin yaşandığını bir kesit olarak aktarmaya karar verdik. Aslında bugün izlenen 95 dakika ama biz sonuçta 8 bölümlük aslında dev bir yapıtız şu anda. İlk kez seyirciyle buluştu. Ağlayanlar, işte sarılanlar, işte gülenler, yeri geldiğinde filmin son bölümünde istediğimiz gibi Cumhuriyet'in coşkusuyla birlikte oynayan insanlar vardı. Bu bizi hepimizi sonuçta mutlu ediyor. 1975 kilometre yaklaşık bir yol hikayesiydi. Bu aslında Kurtuluş Savaşımızın cephelerinde tek tek gezerek, hatta aynı gün ve aynı saatlerde orada olarak biz hem bunu kendimiz hissederek yaşamayı tercih ettik. Belgesel Cumhuriyet'in 100. yılında Büyük Destan'ın belleklerdeki izdüşümünü yansıtmayı amaçlıyor. Kara Fatma'yı canlandırdım ve o ilk süvarimizdir bizim, ilk kadın süvarimizdir. Ve kilometrelerce at üstünde mesafe aldılar ve savaştılar. Biz sadece onu mizansen yaptık ve inanılmaz duygu dolu anlardı benim için. Zaferin yolu takip edilirken Türk ordusunun kahramanlık hikayeleri, o günleri büyüklerinden dinleyen bölge halkının belleğinden bazen coşkulu, bazen de hüzünlü şekilde anlatılıyor. Projeyi duyduğum zaman ve dedemden bahsedileceğini duyduğum zaman tabii ki çok duygulandım. Projenin özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaya çıkması ve bizi bugüne getiren insanlardan bahsedilmesi çok değerli. Zaferin zorlu yolunu takip eden belgesel dijital platformlarda da izleyiciyle buluşacak.